ucu ucuna yetişebileceğini ve ilk puanı sıfırlayıp sonra öleceğini düşünüyorum. Bir medium tank nasıl oynanır onu izliyoruz. Özellikle az önceki 1-1.5 dakika bana çok keyif verdi. Scorpion yüklemeden basması gerekiyor ve garaja yolladı. Şu maçı kaybettiklerini gösteriyor. Evet evet, inanılmaz, Lorian ıskaladı. Lorian ıskaladı. İnanılmaz bir sürpriz. Ben T25-2'nin... Evet, selamlar saygılar. Karelya haritasındayız ve yeni bir reply'deyiz ve reply'i yollayan kişi Osman Bey ya da Osman Hoca. Borask'la oynuyor ve Borask'a inanılmaz mor donanımlar, kırmızı donanımlar taktığını görüyoruz. Çok iddialı, bunu anlıyoruz ve bakalım bu iddiasını sürdürebilecek mi? Oyunun birazcık sesini açmak istiyorum. Bir tık. Şöyle, tamam. Evet, burada takım yaptıklarını görürüz. İki Borask. Hem kendisi hem de takım arkadaşı Poison Poison Pit ya da artık okuyamadıysam da okuyamadım yani, arkadaşıyla birlikte şurada takım yapıyorlar ve çalıların arkasında yatıyorlar. Sağ tarafta panter geldi, ona ilk hasarı verdi, ikinci hasarı da attı mı, atamadı, sektirdi. Tiger spotlandı. İki Borask orada çok tehlikeli işler yapabilir diye eğer tepeye çıksalardı, fakat Osman Bey daha geride kalıp orada çalıyı kullandı. Bu arada çok güzel bir nokta. Eğer bu noktayı bilmiyorsanız kullanın derim. Ben hemen noktayı göstereyim. Şöyle tepe kamerasından. Şu bölge, şuradaki şu otu kullandığınızda çok rahat kamuflaj olabiliyorsunuz. Bilmeniz gereken önemli yerlerden biri. Umarım yeterince iyi gösterebilmişimdir. Tekrar Osman Bey'in kamerasına geçiyoruz ve tekrar savaşı başlatıyoruz. Evet, gerilerde tanklar görünüyor. Osman onlara nişan alıyor. Bir hasar daha veriyor 45 TP'ye. Ve yine ben gerçekten Osman'ın oyun tarzını çok başarılı buluyorum. Bakın, ateş etmediği zaman, ateş etmeyeceği, hareketsiz olacağı zaman ne yapıyor? İleri geliyor. Spotunu veriyor. Ama ateş edeceği zaman şu anki olduğu gibi geri çıkıyor. Çalının kamuflajından yararlanıyor. Çalı transparanlığını kaybettiği zaman da uygun pozisyona geçerek atışını yapıyor. Bakın, özellikle tehlikeli pozisyon artık kaçmak gerektiğini düşünüyor ve kaçıyor. Takım arkadaşı tabii çoktan o tarafta garaja yollandı. Çünkü rakip oraya çok sert bir şekilde, çok kalabalık bir şekilde bastı. Ve burada Osman Bey'in daha geride mevzilendiğini görüyoruz. Bakalım nereye geçecek, açıkçası ben de merak ediyorum. Fakat oyun tarzını örnek aldığımda ve düşündüğümde yine bir çalı arkası olabileceğini, yine görünmezlik ya da kamuflajı kullanmak için çalı arkasına geçebileceğini tahmin ederken o atış fırsatı bulabileceği iyi bir pozisyona gelir gelmez atışını yapıyor. Hasarını veriyor. Çok önemliydi bu hasar. Çünkü T832 özür dilerim, aynı zamanda da palette bırakmış oldu. Gördüğünüz gibi spotlandığında hızlı kaçabilmesi için aracın ucu bayıra doğru, yani aşağı doğru değil, bu spotlandığında onun hızlı bir şekilde kaçmasına olanak verecek. Çünkü araç ileri daha hızlı gidiyor. Her tank ileri daha hızlı gider. Zor pozisyon tabi buralardan vurması. T832'nin de iyi bir kule zırhı var. Özellikle kulesinin arkasına nişan alıyor. Gerçekten işi çok iyi bilen oyunculardan biri Osman. Osman Bey, Osman hocamız, artık hangisini söylerseniz söyleyin. Orada iki tank garaja yollandı takım arkadaşları tarafından. Bu çalıyı kullanma ihtimali var. Evet. Evet. Bu çalı da güzel bir çalıdır. Ama tabii rakibin basması gerekiyor size. Aynı zamanda çalının yanındaki şu tümsekte, şimdi göstereceğim. Az sonra şu tümsekte sizin aslında sağ taraftan da görünmemenizi sağlayacaktır. Yani haritaları da çok hakim Osman. Ben Osman'ın oyun tarzını gerçekten çok beğendim. Şu anda skor 3'e 6 ve artık maç düşmek üzere. İyi bir olmadı. İyi bir atış olmadı. Olmadı. RNG dedi yeter bu kadar dedi. Sen dedi çok hasar atıyorsun dedi. Tekrar oraya gelecek sanırım. Oraya basmayı düşünüyor. Ben de ilk kez izliyorum, yine söylüyorum. Ben genelde attığınız replayları eskiden izlerdim, artık doğaçlama olsun diye. Biraz daha böyle spontane anlatayım. Belki daha eğlenceli, fiilli tepkiler veririm diye net bir şekilde doğaçlama olması için ilk kez izleyerek YouTube'a atıyorum. O şekilde video çekiyorum. Ortaya geliyor. Aslında mantıklı bir hamle. Orada bir TD var. Challenger, tehlikeli bir TD. Ama
Osman'a ateş etmemesi ya da Osman'a vurmak için orada beklememesi ilginç. Ha, ben olsam Challenger yerine biraz beklerdim. Evet, bir tane yiyeceğim Borax'tan ama ben de ona bir tane vurayım derdim. Çünkü yemesi neredeyse garantiydi. Belki ikinci mermiyi yememek için o şekilde yaptı. Bu arada Osman'ın bulunduğu bölge diğer tanklar tarafından taranıyor. Takımı 5'e 6 yaptı. Osman sürekli hareketli bir medium, bir med tankın olma gereksinimini sonuna kadar kullanıyor. Gördüğünüz gibi burada da ters ters gidiyor. Giderken belki atış bulurum diyor. Evet, 5'e 6 oldu. Maç son derece kritik. Son derece bıçak sırtı diyebilirim ben size. 1782 hasarda ve tepeye tırmanacak Osman. Orada 45 TP'ye basacak ve tepe yok, çıkmadı. Bu arada bir atış geldi. Çok alakasız bir atıştı ama. Evet, diğer taraftan çıktı, uzak taraftan çıktı. Onun dikkatini çekmeyeyim. Arkadan vurarak garaja yollayayım diye çıktı. Çak da zekice bir hamleydi. Onu garaja yolladı. Tekrar gidiyor. Mu yok, hayır. Hayır. Burada bir aldatmaca yapmış olabilir. Yani aşağı iniyorum, yok yukarı çıktım gibi bir fake atmış, atmak istemiş olabilir. Ve tepede uygun bir pozisyon buluyor ya da bulmak istiyor şu anda. Evet. İki tank orada ama onları o açıdan vurabilmesi epey zor. Bu arada solda da cover alması lazım. Sol çapraz, sol arka çaprazdan yiyebilir. Aslında basabilir de burada. Bir ağır tank önündeki. 50 TP. O daha garanti bir atış mı arıyor? Evet, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel ve skor şu anda 7-7 oldu arkadaşlar. Maçı resmen tırnaklarıyla, bakın bir önceki replayda da aynı şekilde tırnaklarıyla kazdı. Yine aynı şekilde tırnaklarıyla bir yere kazıya kazıya getiriyor. Lorient hiçbir şekilde az sonra öleceğinden habersiz olarak dolaşıyor. Lorient ama o Lorient'i bırakıyor ve oradaki artık ağıra bence basması lazım. Çünkü Lorient geldi, oradan onu ateş edebilecek tek bir arti var. TD'lerin görüş açısında olduğunu sanmıyorum. Sürekli haritada bir aksiyon olduğumu o tarafa dönüyor Osman. Evet. 50 TP artık tamamen çıkmış ve kendini çok sakıncalı bir yere atmış 50 TP. Resmen beni öldürün dercesine bir pozisyon daha. İlk atış başarılı, ikinci atışta çok büyük bir tane başarılı olacak, başarılı oldu. Hemen yüklemeye girdi. Arkadan bir atış aldı Indian Panzer'dan. Sol ön arka karışım bir yerden atış geldi. Yükleyecek. Yükleyene kadar zaten garaja yolluyorlar 50 TP'yi. Artık 9'a 9 oldu. Ama şu anda bir medium tank nasıl oynanır onu izliyoruz. Hiçbir şekilde sabit durmadı diyebilirim. Sadece maçın ilk dakikalarında çok fazla geniş alan olmadığı için haritada snipe yaptı. Eğer bu maçı kazanırsa, açık söylüyorum, efsane bir, epik bir maçı kazandırma videosu olacağını düşünüyorum. Ve dediğim gibi ben sizin yolladığınız replaylar arasında en iyilerini, en güzellerini seçeceğim ve ona bir ödül vereceğim. Ha, bunu ne zaman yapacağım bilmiyorum. Belki 10 farklı reply geldiğinde yapacağım ya da 10 farklı kişiden reply geldiğinde yapacağım. Hani en azından 1-2-3 belli olsun gibisinden. Ama bence bu oyun tarzı şu ana kadar gördüğüm en iyilerinden biri. Çünkü haritaya tamamen hakim. Hiçbir şekilde kaçak oynamıyor. Yaptığı tek şey boş alanlara gidip orada gerçek bir medium gibi tankları aynı bu şekilde Lorient 40T gibi gafil avlıyor. Lorient 40T'nin hiçbir canı kalmadı neredeyse. Yükleyecek. Kendisinin de canı full değil. Evet, yarı canı var ama ona rağmen Lorient'i alabilir. Bu arada bir tank daha geldi. Artık çok tehlikeli bir pozisyon. Yüklemiş olsa onu garaja olacaktı. Hemen basması gerekiyor. Scorpion yüklemeden basması gerekiyor. Ve garaja yolladı. Çok önemli bir hamleydi. Ve tekrar yüklemeye çalışıyor şu anda. Tekrar R tuşuna bastı. Bu arada niye kasıyor benim bilgisayar anlamadım kayıtta.
Evet, evet, inanılmaz. Lorian ıskaladı. Lorian ıskaladı tekrar. Ah, ıskaladı. İnanılmaz. İnanılmaz. Ve Lorian garaja gitti. Lorian garaja gidiyor. Gerçekten Forest Spirit onu yok ediyor. Forest Spirit nerede diyeceksiniz? Durdurayım. Başımızı döndürdün Osman. Yani haritada şurada sıkıştın, başımızı döndürdün. İşte Forest Spirit buradan ateş ediyor ve onun hayatını kurtarıyor. Evet, şu anda 12-13. İnanılmaz gidiyor maç. İnanılmaz. Şimdi devam ediyoruz. Osman devam ediyor. Forest Spirit orada. Full canlı bir Indian Panzers var. Çok tehlikeli bir durum. Forest Spirit ona çok önemli bir hasar attı. Yarı canına kadar fazlasını götürdü. Forest Spirit'in biliyorsunuz çok iyi bir silahı var. İyi kamuflajı var. Orada görüneceğini sanmıyorum ben. Indian Panzers zaten basmıyor şu anda. Diğer iki tank var. Ah. Spotlandı Indian Panzers. Forest Spirit tekrar burada. Forest Spirit kartı. Arti attı. Arti attı. Iskaladı. Forest Spirit basıyor. Orada durması gerek ama Forest Spirit'in çok fazla şansı yoktu. Indian Panzers attı. O yüklemeden basmak istiyor. Yetişebilecek mi? Çok önemli. Eğer o yüklemeden basıp Indian'ı garaja yollarsa, golladı. Yolladı. Yine yüklemeye girdi. Spotlandı. Arti'den korkuyor. İnanılmaz bir maç izliyoruz. Gerçekten, gerçekten inanılmaz bir maç. Yani bıçak sırtı diyebiliriz maç için. Şimdi burada tabii ki artık eskisi kadar dolanacağını ya da eskisi kadar agresif oynayacağını düşünmüyorum. Belki yatacaktır, belki bir yerde bekleyecektir, belki pusu kuracaktır diye tahmin ediyorum ama hayır. O yine agresif, yine o medium tankın gerektirdiği gibi dolaşarak oynamaya devam ediyor. İlk çıktı, tepeye çıktı. İlk çıktı, tepeye çıktı. Bakalım burada neler yapacak. Gerçekten de çok güzel bir replaymış. Özellikle az önceki 1-1,5 dakika bana çok keyif verdi. Bilmiyorum siz ne diyeceksiniz ya da ne düşüneceksiniz. Şimdi haritanın ortasına geçiyor ki benim düşünceme göre burada hakim bir görüş alanı olsun. Yani aman o devrilme, çarpma, sonucu can gitme gibi şeyler olabilirdi burada. Haritaya hakim bir yere geçmek istiyor dediğim gibi. Ortaya doğru bastı. Rakip base'e doğru gidiyor. Önce artıyı alayım diyecek. Belki kepe girecek. Belki girmeyecek. Bilmiyorum. Fakat can olarak da evet, şu maçı kaybettiklerini gösteriyor benim düşünceme göre. Ekstrem bir sürpriz olur mu olmaz mı bilmiyorum. En iyi ihtimalle berabere bitebilir mi, bakacağız. Yetişebilir mi ya? Şu anda açık söyleyeyim, hani ben olsam ne yapardım? İlk o alarmı duyduğumda basardım, hiç artıyı düşünmezdim. Artı en son düşüneceğim şey olurdu. Ama o da şunu düşündü diye tahmin ediyorum ben. Artıyı alayım ki eğer yetişebilir ve bizim base'e gittiğimde ben T25-2 ile savaşırken spotlanacağım için art tarafından rahat vurulabilirim düşüncesinde olduğu için oraya gidip artıyı almak ya da artıyı garaja yollama düşüncesindeydi. Çok zor. Zaten burada kendisi de yazıyor. Good luck. GL for me, good luck for me. Benim için iyi şanslar deyin diyor. İyi şanslar diyoruz ama ben net söylüyorum, hiç izlemedim. Bakın ucu ucuna yetişebileceğini ve ilk puanı sıfırlayıp sonra öleceğini düşünüyorum. Bakalım izleyelim ne olacak. Ucu ucuna yetişecek dedim. 18 saniye, 17 saniye, 16, 15, 14, 13, 12, 11 spot. Oo, arti. Wow. İnanılmaz bir sürpriz. Ben T25-2'nin girdiğini düşündüm. Artı girmiş, T25-2 de gelmiş. Ya gerçekten inanılmaz bir maç. Bence mükemmel bir reply. Mükemmel bir reply. Evet, T25-2 hızlı yükleyen bir TD. Nereye bakıyorsun sen? AFK mi o? AFK işte bu. Yani gerçekten bu da olsun. Bu da şansı olsun diyelim. Evet, 5239 hasar, 1563 spot destek hasarı. Evet, Wotrap'layız.
Evet, Vault Reply'se girdik. Gördüğünüz gibi 218 bin puan, pardon, kredi 3216 deneyim almış. Takım skoruna geldiğimizde ise Osman Bey'in gördüğünüz gibi takımı tek başına kazandığını görüyoruz. Maçı tek başına, özür dilerim, kazandığını görüyoruz. Ellerine kollarına sağlık Osman Bey. Özellikle o son 15 dakika değil, özür, son 15 dakika maçın tamamı, ne diyorum ben. Son 3-4 dakika inanılmaz keyifliydi. Eline koluna sağlık. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tankla connection sağlamış gördüğünüz gibi. 12 tankın 5'ini garaja yollamış, 5230 hasar vermiş, 1780 bir spot destek hasarı vermiş. 3 kişi de, 3 tankı da spotladığını görüyoruz. Genel olarak da baktığımızda en üst zirvede zaten, diğer takımın birincisinde de, birincisiyle de çok ciddi bir fark var. Ama orada da aslında 2 tane iyi bir oyuncu, futbolcu diyecektim, İki iyi oyuncu kendi takımlarını sırtlamış ama tabii ki Osman'a karşı yetersiz kalmışlar. Evet, tankın master'ını almış. Tabii ki yüksek kalibreyi almış. Defans ödülünü almış. Base'i resetlediği için konferans ödülünü almış. Etki atışı almış. Dövüş madalyasını almış. Duelleci'yi almış. Brosüyer madalyasını almış. Madalyaları göğsüne dizmiş ve göğsünde yer kalmamış. Evet, video bu kadar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ve Osman'a buradan teşekkürü yollayalım. Evet, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.